bizim futbolcu ailesine bir 110 milyon lira borcumuz var. Dünkü rakam. Ha bu neye çıkar biliyor musun? Bu euronun artışı, gidişi gelişi veya mahkemelik olanların mahkeme kararlarıyla çıkar. 110 milyon lira bizim futbolcu ailesine borcumuz var. Bunun içerisinde o söylediğimiz 11 milyon euro da var. Haricinde 45 milyon lira bizim vergi SGK borcumuz var. Bunun 30'u vergidir, 15'i SGK'dır. Haricinde üçüncü şahıslar dediğimiz insanlara bizim borcumuz 60 milyon lira. Esnafa, personele bir maaş borcumuz var. O da 5 milyon lira civarında. Şimdi bunu farklı farklı yerlerden söylüyorlar. Şimdi alt alta koy topla sen. Ne kadar borcumuz var bizim? 230 çıkıyor 40 milyon dolar hesabında da. Bankalar dahil mi? Bankalar, şimdi şöyle, bizim FIBA'ya borcumuz var. FIBA'ya bizim borcumuz ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 30 milyon lira. Milletin yazdığı gibi 80 milyon falan değil. Ve bu 30 milyon liranın da karşılığı var. Futbol Federasyonu'nda. Hak edişimiz var biliyorsunuz. Onun karşılığı var. Yani FIBA, faktoring olduğu için FIBA ne yapıyor seni? FIBA kendine garantiyi almadan sana 1 lira para vermez. Bunu herkes bilir. Ve burada ben söyleyeyim. Şimdi merak ediyorlar ya, soruyorlar. Mehmet Diner'in geçen arkadaşı yazmış işte. Şu kadar alacağı var. İşte Mustafa Akan'ın şu kadar alacağı var. Yani isim isim yazmışlar oraya. Arkadaşlar, Mehmet Diner'in Ankara Gücü'nden bir tek lira alacağı yok. Mehmet Diner ödediklerini bağış olarak ödedi Ankara Gücü'ne. Bunu herkes bilsin. Yöneticilerimizin ufak tefek alacakları var. O ufak tefek alacaklarda da geçmişte olan yöneticiler de var. O da 1 milyon lirayı geçmez.